Bodrum'un mimarilerinden biri. Çoğunluğunda Bodrumlu kesimin bulunduğu yerlerden biri. Sonuçta denize yakın olması, ayık arnasının orada olması orayı çok rahatlıyor. Çünkü biraz daha temizdi, biraz daha sakin. Şimdi denize gidiyorsun, hurra herkes orada. Yani çeyzonunu atacak, bir çeyzon bulamazsan havlunu atacaksın, onu bile atamıyorsun. Belki her yer sıkışık gitti. Pek şey bulamıyorsun. Yani. Sonuçta girebiliyorsun ama. Ama denizin bende bir etkisi olduğu için yani okuldan kaç denize git, işte şuradan ya denize git. O şekilde geçti yani. Deniz olan yer daha huzurlu olmuş gibi geliyor bana yani. Tekirdağ'a da gittim, İstanbul'a da gittim ablamın yanına, belli bir süre kaldım. Ama denizsiz bir yer, yani Bodrum denizi beni çok mutlu ediyor. Akşamları yani kışın akşamları deniz kenarına gitmek, alıp bir an içmek yani onlara çok dinlenmişi geliyor. Ben çok şey büyüdüm, şımarık büyüdüm. Gerçi zengin bir aileden değil, zengin bir aile değiliz ama ailem benim üstüme düşerdi. Ben de biraz vurdum duymazdım. Sonuçta yani bunun cezasını da çektim. Bayağı bir zor olsa da. Okuldan kaçardık. İşte buluşurduk, bir yerlere giderdik. Mesela ben hatırlarım bir defterim vardı. Hocalarımın kulakları çınlasın. Bir defterim vardı. Başka yerde öğrendim. Bir senem onunla geçerdi. Koyardım defterimi. Yani bir gün hoca açtıydı. Bakayım defterimi. Kaç dersim var? İşte bakıyor tarih, edebiyat, Türkçe falan. Yani 3-4 tane. Hani benim dersim? Bilmiyorum, onu da araya kaynatırız bir. Yani bu şeyden dolayı yani Bodrum'un zaten %100'ü okuyor denen bir şey yok. Yani Bodrum'un %30 bir kısmı gerçekten okuyor. Bunlar çok çalışan kesim, gerçekten çalışan kesimler. %70 bir kısmı zaten aileden gelen şeyler var. Yani bir şekilde okula özen gösterdi. Sonuçta ailesi de liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına gelirken zengin bir okula, üniversiteye kaydını yaptılar. Paralı okuyor. Paralı okuduğu için veya okumasam ne olurdu diye bir şekilde gelişiyor. Senin de etrafında böyle kişiler olduktan veya böyle kişiler arkadaş olduktan sonra bir şekilde her şey kopuyor yani. Yani şöyle düşünelim, yakın arkadaşım, kanki ben şuraya gidiyorum, gelir misin, şunlar şunlar burada deyip de senin ders çalışman biraz o arada şeytan giriyor aklına yani. Yani güneş varken, deniz varken, bağ varken yine tıklamaya fırsat kalmıyor. Aslında en önemlisi o, üstüne basılması gereken o ama olmuyor yani. Ama cezasını da çekiyor insanlar yani bir şekilde. Dönüyor yani yer kovanın ucu dönüyor yani bir şekilde sana. Ondan sonra da çabalıyorsun yani bir yerde çalışmaya, bir şeyler yapmaya. Keşke önceden kafamı çalıştırsaydım da köşeye atsaydım yani. O arkadaş çevrimde ya kendi düzenimi oturtsaydım da. Şu anda daha yüksek bir yerde olabilseydim. Yani gerçi daha yüksek bir yerde olsam ne değişirdi bilmiyorum. Üniversite bittikten sonra işsiz de kalabilirdim. Pek bir şey değişeceğini sanmıyorum ama en azından belki biraz daha milletin yolunda şey olabilir. Üniversitede. Ne imajıysa anlamıyorum. Şimdi Bodrum sana bir şeyler katıyor, ruhuna bir şeyler katıyor. Biraz hareketlilik, canlılık katıyor. Bodrum duymazlık katıyor. Çünkü burada her şeyi kafaya takarsan veya her şeyi düşünürsen işin içinden çıkamazsın. Bodrum duymazlık işte hareketlilik, heyecan katıyor. Yaz aylarında belli bir adrenalini var. Kış aylarında dinlendirici temposu. İkisi de birbirini götürüyor sonuçta. Kışları yaz uykusunda bir canavar yavrusu. Yazları da bir prenses gibi yani büyüyeceğini kapmış. İşte cazibesini kapmış. Ama herkesin kanmaması gereken bir prenses. Ona kanıp da bir anda açıkta kalabilirsin yani ne olduğunu diyebilirsin. Süslenmiş hediye paketi gibi. Onu açan da içinin dolu mu boş mu olması ona kalmış yani. Ne beklediğini ne aldığına bağlı. Tatil içinse belli şartların varsa eğer tam anlamıyla tatil yapıyorsa Bodrum tatil yapacak diye.
ama yaşamak istiyorsan, yani ben yaşamalıyım diyorsan belli bir şartların oluşması lazım. Gerçi paran olduktan sonra her yerde tatil yapabilirsin, her yerde sağlayabilirsin. O ayrı bir konu. Yani Bodrum'un kendine farklı bir tadı var yani. Yani buraya gelen bir Bodrum'a geldim diyor. Ondan sonra bir ay sonra, iki ay sonra bir daha geliyor. Yani bunu ben de çözemedim yani. Ben kendim buradan diyorum, belli bir süre sonra gideceğim. Belli bir süre sonra gidiyorum, ondan sonra tekrar Bodrum'u izliyorum. Neyse yani askerde fotoğrafını gördüm, astımda ranzamın üstüne. Bodrum'a işte 69 gün kaldı, ertesi gün 68 gün kaldı. Arkadaşlarına falan diyor, neresi? İşte bak bizim orası Bodrum. Bizim orası olmuş yani. Güzel. Olmaz mı yani? Şu varsa, eğer ailen zenginse, para harcıyorsan, bir şeyler sana altın tabakta sunulmuşsa, güzel. Her şekilde eğlenirsin, özel üniversitelere gidersin, her şey. Pembe bir dizi gibi devam eder yani hayatında. Ama her türlü burada gelmişsen, çalışmak zorunda kalıyorsan, ailen ekonomik önlem güçlü değilse, bir şekilde de bu eğlenceden, bu şeyden biraz saf dışı kalabiliyorsun. Hani ne kadar eğlenirsin, o eğlenir, bara gider, belki milyarlar harcar veya 1 milyar, 500 milyar. Sen bir gün ayırırsın, 100'ünü, 200'ünü harcarsın. Yani bu hayatta da bu böyle. Yani buradaki zor olan, işte senin 12 saat çalışıp, 13 saat çalışıp, ondan sonra da insanların farklı, yani değmeyecek insanların bir şekilde hayatını daha büyük sürmeleri, senin gözüne batan o olur. Buna da yapacak bir şey yok yani, her şekilde ne söylesen, ne yapsan gene olmuyor yani, tabii düşünüp duruyorsun. Ya çıkacaksın, bunun için ya çıkmaya çalışacaksın. Zaten bu da en büyük, bu etki veriyor. Yani seni kamçılıyor. Yani Bodrum'da yaşayıp, Bodrum'da gezip eğlenemeyince, bu seni bir şekilde kamçılıyor. Yani hadi diyorsun, ilerleyeceğim, hadi canım yükseleceğim. Yani o şekilde sana bir etkisi oluyor. Ha bu olumlu yöndemi, hırs yapman, para hırsı yapman. Biraz olumsuz, biraz olumlu. Olumsuz tarafları da var, olumlu tarafları da var. Nereden baktığına bağlı. Ama Bodrum'da kalıyorsan buna olumlu taraftan bakacaksın. Çünkü millet de öyle bakmaya başlayacak bir süre sonra. Ayakta kalmak için, yani bir şeyleri gerçekten yaşamak için gerçekten bir uğraş vereceğim. Yani en azından buradaki, mesela bir günün olur, bir pazarın. Bir yer gibi düşünmezsin. Denizin hazırdır, ayağının altındır, denizine gidersin. Ayırırsın bir küçük bütçe, ona göre barına gidersin, ayırırsın. Bir şekilde ilerlersin. Ha gözün yükseğe bakar, sağ şekilde ilerleyeceğim dersen de uğraşırsın yani, çabalarsın. Zaten biz de eğleniyoruz, niye eğleniyoruz onu anlamıyorum yani. 12 saat çalışıyoruz, 10 saat çalışıyoruz. Ha bir günümüz kalıyor, bir gün eğlenmeye ayırıyoruz. Bir gün aldığımız tat yetiyor yani bize. O anın zevkini çıkarmaya, o anın tatlı yaşamaya çalışıyorum. Orta üçten beri çalışıyorum deyince şimdi ben sürekli çalışıyormuş gibi olacağım. Yani ben yazları çalışıyorum, yaz aylarında çalışıyordum. Şimdi ne oluyordu? Bir işe giriyordum, bir anlaşmazlık oluyordu veya asi bir ruhum olduğu için asiyimdi. Yani bir şekilde al deyip bırakıp gidiyordum yani. Ama artık yani belli bir şekilde askerden geldikten sonra işler değişti. Artık bu saatten sonra işin belli bir yönü ağır basmaya başlar. Devamlı çalışmak, devamlı bir şeyleri elde etmek için uğraşmak. Devamlı koşturmacaya döndüler. Yani yazımız kışımız aynı gidecek bu saatten sonra. Yani 1,5 senelik askerliği belki 15 sene yapabilirim yani bu hayat çerçevesinde. Yani hayatta bir askerlik. Yani sonuçta orası bittikten sonra buradaki hayatın daha yoğun geçiyor. Burada daha çok çabalıyorsun. Orada en azından yatıyorsun, kalkıyorsun. Belli gün sayıyorsun, bitiyor. Ama burada belli bir şeyleri çabalıyorsun. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, böyle yapacağım, milletin önüne geçeceğim. Bunu olacak, ehliyet alacağım, belki kendi işimde fiyatımı yükselteceğim. Çünkü eğer buradaki çalışanların çoğunluğu yani senin işinden yapan bir ton kişi var. Yani bu donanımlı oluyor, donanımsız oluyor, kendini yükseltmen gerekiyor. Uğraşıyorsun yani. Boş da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyorsun.
yükselmek için, sırf biraz daha çok kazanmak için, biraz daha rahat yaşamak için. Daha rahat yaşayacağım, belki ona göre giderim olacak, o ayrı bir konu yani bir gün. Ondan da beklemeyeceğim, daha çoğunu yükselmek isteyeceğim. Daha çoğunu arttırmak. Bu şekilde hep savaş. Patronun özelliği anlayışta olması. Çekirdekten yayılması, yani onun da çalışmış olması. O da çalışmış, bir şekilde görmüş bir şeyleri. Yani zamanında konuşuyoruz, bana emrediydi. Ben emretmem diyor yani. Emretmemiş, yani şunu yap, değil şunu yapar mısın ya, şunu eder misin ya. Ya daha çok hoş geliyor. Yani ne oluyor? Kibarlıkla yaptırıyor, ayrı konu. Ama sonuçta bir şekilde insanın dinden anlıyor. Yani en azından ben rahat edebiliyorum o çalıştığım yerde. Bir şekilde beni kasmıyor patronu. Yani şu anda. Bu da etki. Ha ne olur, belki dükkan kapanır. Kendisi işçi olur. Gelirim onun yanında da çalışırım. Ya onunla devamlı sonuna kadar giderim işte. Demek ki diğerleri benim kafama yatmış olmayacak. Ne zaman başlıyor? Saat bir hafta 4'te başlar. Yanımızdaki bir arkadaşla değişme olarak bir hafta 6'da geliyor. Bir hafta ben 4'te geliyorum. 4'te geldim hafta işte dükkan açması, temizliğiydi, şu suydu, bu suydu, dolapları dizmesiydi. Onlarla uğraşıyorum. Akşama hazırlığıydı, işte müşteri beklemesi, rezervasyonuydu. Rezervasyon başlayınca, müşteriye gelmeye başlayınca onları tutması, servisi falan, içki servisi, meze servisi, yemek servisi. Ondan sonra işte meyvesiydi, şu suydu, bu suydu, muzuydu, kovasıydı derken bir şekilde geceyi atlatıyoruz. Ondan sonra 2.30-3 oluyor, işte bardaklarıydı, çatallarıydı falan da. Bitirdik ve oh diyorum, tamamdır artık diyoruz. İşte eve geliyoruz, 3.30. Yani her gün böyle gidiyor. Belli bir farklılık yok. Her gün aynı. Yani haftada bir gün pazar günüm oluyor. Onda da bir denize gidiyorum. Eğlenmeye gidiyorum. O kadar yani. Tempom bu. Hayat şekli bu. Burası Bodrum. Yani burası, bu lafı herkes bir şekilde duyar. Burası Bodrum. Yani her yerde bu. Karşına çıkan alışveriş yaparsın, bir şey olur, pahalılıktan yapamışsın. Burası Bodrum. Yani benim de tek söylediğim şey, burası Bodrum diye bakalım. Çünkü rahat işi bulsam ben gireceğim. Çünkü ben biliyorum, otellerin 5'inden tut, yani 3'ünden tut 5'ine kadar hepsi aynı şekilde yoğun tempoda çalışıyor. 8'de gidiyor. Gece 1'de 2'de bırakıyor. Sana 2 saat antre veriyor. 2 saatte sen ne yapacaksın? İşte. Bu yani. Benim amacım şu yani. Bilmiyorum olur mu olmaz mı? Allah sağlığımız yerinde olduğu sürece. Bir yabancı dil öğrenmek. Ondan sonra ehliyetimi almak. Biraz para biriktirip kendime dükkan açmak. Kendi işimi kurmak. Üniversite bitirsin, biraz kültürel olsun, ayrı konu. O zaman insan kendini geliştirdikten sonra üniversite olmuş, lise olmuş, kültürel olmuş falan fark etmeyecek. Hayat Üniversitesi. Hayat Üniversitesi 3. sınıf. Hayat Üniversitesi değil. Master'ı bilmiyorum nerede yapacağız da. Master konusunda pek heyecanlı değilim. Farklı bir yer varsa. Yani, herhalde buraya benzeyen bir yer Amerika. Master da orada yaparız. İşte böyle yani. Zaten oteller her şeyi kırıyor. İşte her şeyi dahil yapmaları. Her şeyi bir şekilde bozuyor. Ondan sonra adam cebine 3 kuruş koyuyor. 100 lira, 150 lira. Yani şunu harcayacak da. Gidiyorlar, iki dolaşıyorlar. İki elbise alıyorlar. Şunu yapıyorlar. Bırakmıyorlar yani içeri yapar. Ben şahsen öyle düşünüyorum yani. Bu böyle de yani. Önceden millet gelirdi, eğlenirdi, para bırakırdı. Elit tabaka gelirdi çoğunlukla. Onlar bırakırdı parayı. Bu şekilde para döner çok. Bir de dükkan kiraları, dükkan sahipleri. Yani ne oluyor? Yatıyorlar. Diyorlar işte nasıl olsa Bodrum, burası sezon. O almasa başkası. Allah'tan ben şanslıyım, evim burada, askerliğimi yapmışım, bir şekilde etrafımda var. İş bulmakta zorlanmıyorum, sürekli zorlanmıyorum. İyi tarafı buydu yani. Normalde buraya geliyorlar, 5 gün, bir hafta çalışıyorlar, bir hafta sonra kaçıp gidiyorlar yani.
yani şu da var, bir iş vardır, normal fiyatı alacak fiyat 700'dür diyelim. Dışarıdan biri gelir, onu 500'e yapar. Senin 700'ünü, senin alacağın, normal hak edeceğin para 700'ü kırar. Normal, o 700 liraya çalışır. Ama o 500'e kırar. Belli bir süre sonra her şey bu şekilde gelişir yani. Biri gelir, tanıdıklarını getirir, akrabalarını getirir. İki kişiyken onlar 6 kişi, 7 kişi. Aynı evde kalırlar. Aynı tastan yerler. Ne olur? Her şeyden şey olur. Tasarruf yaparlar. Bir şekilde onlar da kazanırlar. Ama ne şekilde kazanır onu bilmiyorum. Yani Bodrum'da kalıp da bir şekilde ya tamam para biriktirmen, tasarruf yapman iyi olur. Ama bir şekilde hayatını yaşayamadıktan, belli bir günü, en azından belli 5 saatini kendine ayıramadıktan sonra haftada 5-6 saat boş yani. İstersen milyarlarım olsun ama ben harcamamışım. Her şey boşa gitmiş. Ne yapayım? Boş. Adam dükkanı kiraya veriyor. İşte gidiyor kızının yanına, oğlunun yanına, İstanbul'a, İzmir'e gidiyor. Buyurdu buraya da ve evini satıyor. Şöyle böyle. Mesela gümbet kesme de oluyor. Bir gümbet değerli vardı. Arkadaş onda şu anda yabancı Türkler var. Türk kesim var ama sonunda Bodrum yerlisiydi. Sonuçta onlar da gittiler. Bir şekilde kafalarını kullansaydı daha çok ister mi, daha iyi olur mu? Olurdu. Ama olmamış. Bir yerleşme politikası, hani Osmanlı İskan politikası gibi var ya, Balkanlara Türkleri koymak, Türkleştirmek, belli bir şekilde sosyal kaynaşma. Aynı şekilde burada da oldu yani. Buraya da geldi, yani dışarıdan geldiler. Belli bir şekilde buraya edindiler. Ne oldu ondan sonra yani? Bu şekilde bodrumlar da bitiyor yani, kafasını kullanamadılar, kendileri işletemediler, kendileri de ödemediler, bir şekilde yürütemediler. Yani bu, misal diyelim şu dükkanı sen işletmek varsa başkasını işletmedin. Tuhaf koşuyor. Dükkan benim ama ben işletemiyorum. Niye? Yani birinin parası vardır iş yapamaz, birinin aklı vardır parası yoktur iş yapamaz. Aynı misal. Oturup kiramı yiyeyim diye düşünürsen her şey yabancılaşır. Her şey farklılaşır yani. Şöyle bir şey. Özledim. Ah dedim Bodrum'da olsam. Bir özlem oldu. Ama buraya geldikten beri bir süre sonra bir şeyler düşününce düşünüyorsun artık. Yani. Aa diyorsun. Ne işin var? Yani bu şey gibi yani, çok sevdiğim bir insan olur, şımarık olur, haylaz olur, işte bin bir türlü bela olur. Ama sen onu seversin. Belli bir tatlılığı da vardır yani. Belli bir süre uzak kalırsın, ondan sonra ağa dersin onun şımarık olsa, yaramaz diyorsa, o olsa. Gidersin tekrar onunla buluşursun, görüşürsün. Öyle bir şey yani. Yani ne kadar... Burada büyüten de çekiyor yani insanı, çekiciliği var. Güneşin alnında eğitim yaparken az geldi. Bodrum'a bile baktım alnında güneşin. Güneş, insan. Ailemi de çok özledim askerliyken. Ama askerden geldi, çünkü ikinci gün denize gitti. Tamam diyor ki sen bizi değil diyor, sen Bodrum'a gidiyorsun diyor. Sen bizi geçmişsin sen diyor. Bizi geç diyor, Bodrum'a gelmişsin sen diyor. Bittiğinde herkese.